31 Mart yerel seçimlerine ilişkin takvim kesinlik kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi resmi gazetede yayınlamasıyla Türkiye bir kez daha seçim atmosferine girdi. İşte 90 gün sürecek seçim maratonunun detayları. Takvim yeni yılın ilk gününde başlayacak. 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek. 27 Ocak'ta ise siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri YSK binasında yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Şubat'ın ilk haftasının sonunda yani 7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek. 11 Şubat'ta itirazların tamamlanmasının ardından seçmenlerin sandık başına gideceği adreslerde kesinlik kazanacak. 20 Şubat takvimin en önemli günlerinden. Siyasi partiler büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanlığı, belediye İl meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği için kesinleşmiş listelerini ilçe seçim kuruluna teslim edecek. Bağımsız adaylar için de son başvuru günü 20 Şubat. Mart ayının başlamasıyla birlikte takvimde hız kazanacak. 1 Mart'ta YSK adayları ilişkin itirazları kesin olarak karara bağlayacak. Ancak listelerde oluşabilecek eksiklikler doğrultusunda siyasi partiler yeni isimler belirleyebilecek. 3 Mart'ta kesin aday listelerinin ilan edileceği tarih. Listelerin kesinleşmesiyle aynı gün Birleşik Oy Pusulası basımına başlanılacak. Seçime 10 gün kala yani 21 Mart tarihinde seçim propagandası ve yasakları başlıyor. Siyasi partiler ve adaylar yalnızca belirli kurallar içerisinde kampanyalarını yürütebilecek. 24 Mart seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanacağı son gün. 30 Mart'ta seçim propagandası sona erecek akşam saat 18 itibariyle her türlü propaganda yasak olacak. O saat itibariyle Türkiye'de seçim öncesi nefesler tutulacak. 31 Mart ise 90 günlük seçim maratonunun son günü. Aylar süren kampanyalar sonrasında seçmenler sandığa gidecek ve yaşadıkları şehirleri önümüzdeki 5 yıl boyunca yönetecekleri isimleri belirleyecek.